çok yakında. Kardeşim. Tam biri geldi, doğdu. Daha doğrusu. Deagle'la biraz daha sakin oynasa daha iyi oynar. Çok tarıyor. Sesi alabiliyorum. Tak 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 tak. Deagle'ın kanununda taramak yok. Bu arada tabancayı görüyorsunuz dostlarım. Bakın kafaya tek attığı için çok hızlı bir şekilde adamları öldürebiliyorum. Daha ne yapsın bu tabanca? Tek mermi kaldı. Uf. Merhabalar dostlarım, ben Anıl Yılmaz. Bugün sizlerle beraber M902 ile oynayacağız dostlarım. Çok sevdiğim tabancalardan bir tanesidir. Hasarı da gayet güçlü. Çok da memnun kalacaksınız. Uzun zamandır videosu isteniyordu. Ben de sizler için çekmek istedim. Burada bir adam var. Az önce bizi öldürdü. Giriş yaparken. Evet, öldürdük onu dostlarım. Kafaya gittiği zaman tek atan bir tabanca. Bu yönden çok iyi gerçekten. Tek 9'u bilen bilir. Tek 9'un biraz daha hızlı versiyonu diyebilirim. Ama mermi kapasitesi tek 9 kadar yok. Biraz daha az. Gördüğünüz gibi bakın kafadan vurduk, tek gitti. Bir alternatif tabanca olarak kullanabilirsiniz dostlarım. Gerçekten seveceksiniz daha. Bana güvenin. Hem metareli ucuz, hem marketten alma piyasası ucuz. O yüzden hadi oğlum. Biraz uzak mesafede etkili gibi gözükmüyor ama en sonunda uzak mesafe hasarına da bakacağız. Zaten hiçbir tabanca dostlarım uzak mesafede çok etkili değil. Sadece Deagle etkili. Adamı öldüremedik. Böyle bir seçeneklerden, kontrol bölümünden, oynayış bölümünden şunu bir artı yaparsam bu tabanca için daha iyi olacağını düşünüyorum. Sonuçta tek atmayan bir tabanca. Aklınızda bulunsun. Eğer tabancanız Deagle ya da buna tarzı bir şey ise artı yapmadan kullanabilirsiniz. Ama Deagle olursa ya da buna benzer bir şey olmazsa dediğim gibi artı ya da diğer tarzda şeyler kullanın. Bakın biraz taramalı bir tabanca olduğu için şu anda bunu kullanmak daha makbul gelecek. Çünkü Deagle'ı aldığım zaman, o noktayı aldığım zaman direkt dostlarım kafaya nişan almanız gerekiyor. Bunda nişan hassasiyetiniz daha yoğun olduğu için bakın farkı görüyorsunuz zaten. Sadece ufacık bir ayarla neler yaptık ama sniper kullansam artıyı kullanmıyorum. Direkt şeyi kullanırdım. Noktayı kullanırdım. Öyle artık öldü. Evet dostlarım, videomuza mutlaka mutlaka like atın. Like atarsanız makbul geçer. Abi tabanca deli dehşet bir şey. Yani siz de mutlaka kullanın diyorum. Benden size söylemesi. Bakın dostlarım, çok seri Glock gibi de kullanabiliyorsunuz. Diğer adam geliyor. Önce şunu bombalayacağını azaltayım. Çıkamadım. Uf. Kardeşlerim, ne yapıyor bu tabanca böyle ya? Mermi bitti lan. Allah, öldük zaten. Yerden silah almaya çalışıyordum. Evet, devam edelim canlarım. Adam burada. Buradan da biri geldi. Kardeşim, Deagle'ı kullanırken biraz daha sakin. Biraz daha sakin olursan çok daha iyi oynarsın. Deagle'ın kanunudur bu. Sakin olmak. Seri sıktığın zaman Deagle'ın bir anlamı kalmaz. Hem sen keyif almazsın, hem de öldürdüğün adam der ki bu adam nasıl oynuyor. Sarıyor der, bir şey der. Keyfin kırılır yani. O yüzden Deagle'la biraz daha sakin. Ulan adam orada, bırak. Mermi bitti. Bitmemiş, varmış da. Bırak mı? Ama bu haksızlık kardeşim. Oyunun bana yaptığı haksızlık bu. Neyse, kesmeyeceğim. Orayı da yayınlarım. Öldüğümüz zaman onu kullanalım. Çok yakında. Kardeşim. Tam biri geldi, doğdu. Daha doğrusu. Deagle'la biraz daha sakin oynasa daha iyi oynar. Çok tarıyor. Sesi alabiliyorum. Tak 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 tak. Deagle'ın kanununda taramak yok. Bu arada tabancayı görüyorsunuz dostlarım. Bakın kafaya tek attığı için çok hızlı bir şekilde adamları öldürebiliyorum. Daha ne yapsın bu tabanca? Tek mermi kaldı. Uf. Deagle da can ya. Bu adamı uçarak öldürebilir miyiz? Canımız da az.
Deneyeceğim ama. Nerede o? Vuramadım, öldüm. Sarısını aldım. Diğer adama uçmak istiyordum havadan. Biliyorsunuz ki bizim eksantrik killerimiz var. Öldük. Zaten canımız azdı. Silahın üst eklentisi çok kötü ama. Kendi üst eklentisi. Adamı göremiyorsunuz. Vurduk ama baya 10 mermimiz kal. Aa. Bu nasıl bıçak? Ama adama helal olsun. Bıçak gelmeme rağmen adam bıçak geldi. Ama oysa ki ben mecburiyetten bıçak geldi. Mermim bitmişti. Bunu kaldım. Daha şekilli bir bıçak diye ama bunu da kullanmak çok zor. Bununla şey yapacaksın. Lan. Bu nereden geldi elime ya? Bomba atacaktım oraya. Devam edelim kardeşlerim. Hadi bakalım. Varken kullanalım değil mi? Ölmedi lan. Burada bir kill. Bu arada çok hızlı tarıyor ama çok tepiyor tararken. Tek tek sıkmanızda fayda var. Şöyle bir kill. Bu Digila hangi susturucu takmış? Gerçekten susturucusu güzelmiş. Susturucusunu beğendim bak. Tıp tıp çok hafif bir ses veriyor. Evet, devam edelim kardeşlerim. Adam orada bu arada. İkili aldık. İkili de böyle geldi. Biri doğdu. Güzel. İkili burada. 73'e 24 giriyoruz. Sakar kardeşimiz beni çok öldürdü. Haddinden fazla hem de. Nereden baksanız 15'e yakın öldürdü. Ölmedi be. 3 canım kaldı. Ben öleceğim muhtemelen. Yani adamın kaderinde ölmemek varmış gerçekten. Evet, devam edelim canlarım. Aha. Glocklu kardeşlerimiz bayağı fazla. Aslında Glock kullanarak tabanca maçında gelişim sağlayamayacaklar. Ama maalesef aşırı haddinden fazla Glock kullanan var. Yani Glock kullanmayın demiyorum ama neden Glock kullanıyorsunuz kardeşlerim? Tamam, rekabet maçında kullanın, sabotajda kullanın ama bu kendini geliştirme, eğim kasma maçı. Bu maçlarda eğer Glock kullanırsanız hiçbir zaman eğiniz hiçbir yerde gelişmez dostlarım. Bu aklınızda bulunsun. Tekli kullanmaya çalışın. Ölün, çok ölün. Sıkıntı yok. Ölmekte sıkıntı yok ama tekli kullanın. Bir gün ne demek istediğimi anlarsınız. Güzel, Deagle'ı öldürdü. 81 kill aldık. Yani chatten yazanları görüyorum elbette. Şu anda oyun içindeyim. Ben sana cevap atarsam oyun troll olur kardeşim. Bunu da bir türlü anlatamadık takipçilerimize. Ya da bizi seven kardeşlerimize. Yani ben isterim cevap atayım ama bak maç halindeyiz. Ben şimdi sana cevap atsam maçın bir anlamı kalmıyor ama maç bitiminde ya da müsait olduğumuzda atıyoruz. Niye atmayalım? Hiçbir zaman kendimizi beğenmedik, böbürlenmedik. Nereden geldiğimizi, nereden gittiğimizi her şeyi bildik abi. Biz böyle bir insan değiliz ama işte chatte bunu anlatamıyorum insanlara. Oyun esnasında yazıyorlar mesela. Bak çoğu tuber chat'i kapatır. Ben chat dahi kapatmıyorum ki sizlerin gönlü kalmasın. Videolarda yazdıklarınızı belki görmek isterseniz daha sonra izleyip görün diye. Yoksa chat'i kapatsam daha iyi. Şu anda orada o chat görüntü kirliliği yapıyor. Hem de benim FPS'imi düşürüyor. Ama sıkıntı yok. Bunu anlamayacaksınız. Hiçbir zamanda anlamadınız. Anlayan kardeşlerimiz elbette vardı ama çoğu kardeşimiz anlamıyor maalesef. Yapacak bir şey yok. Olsun. Bu arada bayağı bir öldük. Biraz da tek dokuz alayım. Oyunun sonlarına geldik. Bakın tek dokulda birbirine benzeyen silahlar. Bu da kafaya tek atıyor. Hatta ben tek dokuzu daha çok seviyorum. Ama eksi yanı M902'nin hasarı fazlaydı sanırsam. Ama bunun da mermisi çok fazla. Glock 18 gibi mermi var abi. O da mı ölmüş lan? İkinci adam da ölmüş. Görüyorsunuz abi, tek 9.
Ah öldük. 96 kill. Yüzde bırakacağız zaten. Oyunda bitiyor yüzde. Böyle bir kill. Ölür mü o? Bilgisayarın ekranı korudu kardeşim senin. Gözünü seveyim kardeşim. Gitti zaten. Son anda bir arbaşı oldu ama bayağı bir orada yürekli dayandık. Evet dostlarım. Şimdi chat'i dediğim gibi maç sonunda yazdılar dedik. Biz sözümüzü her zaman atlıyoruz. Zaten chat'te söylediklerini de okuduk dostlarım. Elimizden geldiği kadar. Elinize sağlık diyelim. Böyle çantamıza gelelim dostlarım. M902'ye de bakalım tabii ki de. Bunu da göstermek zorundayız. Hasar 38, sapma 7, tepme 14, atış hızı 432, hareket hızı 104. Bakın dostlarım çok hızlı koşuyor. Zigana'nın bir tık versiyon üstü diyebilirim. Bakın Zigana'da hasar 29, hareket hızı 84'tü. Atış hızı bu şekilde. Zigana'ya göre hasarı çok daha yüksek ama Tek 9'a göre de biraz daha düşük kalıyor. Hasar konusu aynı ama Tek 9'un tepme olayından. Mesela bu M902 biraz fazla tepiyor. Sıktığınız zaman silahın ucu yukarıya doğru çıkıyor. Kaçırıyorsunuz ama Tek 9'da o kadar tepmediği için daha avantajlı oluyorsunuz. Ama Tek 9'da da işte hem şarjör kapasitesi hem de hareket hızı olayı var. Bu da çok önemli bir etken gerçekten. Kullanılabilir bir tabanca. Ben çok severek kullanıyorum. Siz de kullanabilirsiniz dostlarım. Umarım keyifli izlemişsinizdir. Allah'a emanetsiniz.